Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım biliyorsunuz dün Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları vardı. Fed faizleri 0-0.25 aralığında beklentimiz doğrultusunda sabit bıraktı. Bunun üzerine piyasalar tekrardan kaldığı yerden devam. Powell'ın yapmış olduğu en önemli açıklamalardan bir tanesi de faizlerin 2022 yılına kadar bu şekilde sabit bırakılacağı yönündeydi. Bunun da karşılığı ABD ekonomisinde geniş kapsamlı resesyonun yani durgunluğun 2022 yılına kadar sürebileceğini Powell'ın sözlerinden bizler de okumaya çalıştık ve bunu bulmaya çalıştık arkadaşlar. Bütün bunların neticesinde dünya genelinde gene altın üzerinde alımlar gerçekleşti. Tabii 2022 yılına kadar Powell'ın faizleri sabit bırakmasının piyasa resesyon olarak resesyonun biraz daha uzun süreceği yönde algılamasından ötürü altına olan talep bir miktar daha artmış gözükmekte. Dolarda beklentimiz dahilinde gene 6.78 üzerinde kapanışlar sürekliliğini göstermekte. Geri çekilmelerde 6.76'lı seviyelere kadar dolarda da geri çekilme görebiliriz. Bugünkü bu videomuzda euro, sterlin, dolar, altın ve gümüş üzerine tahminlerimiz ve yorumlarımızı yapacağız arkadaşlar. Sterlinle başlayalım. Hemen kısa vaktinizi almadan geçelim. 8.31'li seviyelerden sterlinde biliyorsunuz arkadaşlar 8.28 civarlarından yukarı yönlü ataklarımız gerçekleşti ve tam şurada bir 8.55-8.53 aralığında bir çanak ve kulbumuz oluştu. Sterlindeki arkadaşlar 8.66 direnci önemli. 8.66 direnci sterlinde yukarı yönlü kırıldığı zaman da sterlinde yön 8.80 seviyesine doğru hareketler gösterecektir diye tahmin etmekteyim arkadaşlar. 8.75-8.80 aralığı sterlinde yön bu şekilde gözükmekte. Saatliklerde geri çekilmeler olsa da 8.53 altına inilmedikçe sterlinde 8.66 ve 8.80'li seviyelere doğru hareketler yukarı yönlü olacaktır diye düşünmekteyim. Euro'ya da bakalım arkadaşlar. Euro'da neler olabilir? Evet, Euro TL'ye baktığımız zaman da Euro TL'de de hareketler yukarı yönlü hala devam etmekte arkadaşlar. Euro'da hedefimiz 7.78 civarı. 7.78 aşağıda da 7.56-7.57 seviyesi de stop noktamız olarak gözükmekte arkadaşlar. Euro'da 7.57 destek bölgesi aşağı yönlü kırılmadıkça yukarıda 7.78 Euro TL'de de hedef bölge olarak görebiliriz arkadaşlar. Evet, gümüşe de bakalım. Gümüş tarafında neler olabilir? Evet, gümüş onsa baktığımız zaman gümüş onsta da hareketler yukarı yönlü devam etmekte arkadaşlar. Kanalımızın gümüş onsta da yukarı kırıldığını buradan görüyoruz. Gümüş onsta şimdi bizler için önemli olan bu kanalın içerisinde hareketlerin olup olmayacağını takip edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızın iç noktası 17.45 seviyesinden geçmekte. Yani gümüş ons 17.45 üzerinde kaldıkça beklentimiz olan seviyesi gümüş onsta da 19'lu seviyelere doğru orta bazda yükseliş öngörülerimiz hala devam etmekte. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda neler olabilir? Evet, gümüş gramda bizim için arkadaşlar 3.76 destek noktası önemliydi. Gümüş gramda 3.76 destek noktası üzerinde durdukça 3.88 desteğimiz önemli. 3.88 desteği de yukarı yönlü kapanışlarına devam ettiği müddetçe ilk etapta 3.97-4.02 aralığı
gümüş gramda da takipte kalmamız gerekecek önemli bir aralık olarak gümüş gramda gözükmekte arkadaşlar. Altın onsa bakalım, altın onsta neler olabilir? Evet, ons altına baktığımız zaman ons altında hareketler dün 1707 üzerine çıkmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler belirttiğimiz üzere sertleşti arkadaşlar. Yani yukarı yönlü 1731-1743 seviyesine doğru hareketler ons altında da yukarı doğru gerçekleşmiş olarak gözükmekte. Ons altında 1707 seviyesi üzerinde kaldıkça arkadaşlar 1743, onun üzerinde de 1766 direnç bölgeleri göze batan önemli noktalar şeklinde gözükmekte. İlk etapta 1743 kırılırsa da 1766 hedefine doğru ons altında da hareketler devam edebilir. Ons altında şurada bir tobo, yani ters omuz baş hareketi meydana geldi. Bunun da evet şuradaki 1741 yukarı yönlü kırabilirse arkadaşlar, buradaki 1741'i yukarı yönlü kırabilirse 1766 hedefine doğru da ons altın ataklarına devam edecektir diye düşünmekteyim. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir? Evet, gram altın yatırımcıları için 364 desteği güzel çalıştı arkadaşlar. 364 desteği üzerinden alımlarımız geldi. Gram altının tam anlamıyla net tekrardan yükselişine devam edebilmesi için görüyorsunuz şuradaki kanalın üst direnç noktasını yukarı doğru kırıp 4 saatlik kapanışlar yapması şart arkadaşlar. Yani 378 seviyesi üzerinde gram altının 4 saatlik kapanışlara başlaması gram altında da yönün yukarı olacağına işaret eder. 378 üzerinde günlük kapanışlar ve 4 saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa gram altında arkadaşlar, o zaman hedefimiz 388 bölgesi diyebiliriz. Bugünkü kapanışlar çok iyi takip edin. 376-378 seviyesinden günlük kapanışlar yapmaya başlarsa gram altında da hedef 388 bölgesi olarak gözükmekte. Evet, yapmadığımız MTA, bakmadığımız bir MTA'mız kalmadı zannedersem. Evet, bugünlük de dolar, altın ve gümüşle ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Videoları fazla uzun tutmamaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar hızlı yapmaya analizleri çalışıyorum. İnşallah videolarım hoşunuza gidiyordur. Videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen bir beğen tuşuna dokunursanız beni çok memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.